AK Parti dönemlerini kapsayan bir yolsuzluk dosyasını şimdi belgeleriyle açıyorum. İhale komisyonu olarak Sayın Süleyman Karaman'a ödenmesi gereken ve şahsıma düşen payın 5 milyon dolarını ödemeyi taahhüt ettiğini söylediği evrak. Peki bu evrak sahte mi? Evrakın sahipleri bunu kriminal büroya göndermiş ve kriminal büro detaylı bir tetkik yapıyor ve diyor ki çok kuvvetli muhtemel bu imza Belen İnşaat'ın ortağına aittir diyor. Şimdi Sayın Süleyman Karaman'ın buraya gelip buradaki araştırma komisyonu teklifimize ben kendime güveniyorum. Güvendiğim için de evet araştırma komisyonu kurulsun. İkinci etap T26 tünelindeki yolsuzluklar bu komisyon alma iddiaları soruşturulsun demesini bekliyorum. Şahsıma yöneltilmiş olan bu isnat bütünüyle yalandan ibarettir. Hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Kendisinin genel müdürlük görevinde olmadığı bir dönemin tarihini vererek bir ihaleyi Sayın Karaman'a ithaf etmek istediler. Bu da bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Sayın Yavuz Yılmaz oturun yerinize. Nasıl yöneteceğimi siz mi öğreteceksiniz bana? Böyle bir şey var mı? Üsluba bakar mısınız? Nasıl yapacağımı siz mi öğreteceksiniz? Nasıl yöneteceğim meclisi? Siz mi ayar vereceksiniz? Geçin yerinize Sayın Milletvekili, geçin. Tüm AK Parti dönemlerini kapsayan bir yolsuzluk dosyasını şimdi belgeleriyle açıyorum. Devlet Demiryolları Teftiş Kurulu Başkanlığı raporu ve Sayıştay raporlarına göre Ankara-İstanbul Demiryolu hattı ikinci etap rehabilitasyon işi ihalesi. Yıl 2006. İhalenin tutarı 610 milyon dolar. İhaleyi alan şirketler Cengiz, IC İçtaş ve iki de Çinli şirket. Dönemin Devlet Demiryolları Genel Müdürü kim? Sayın Süleyman Karaman. Altyapı işinin resmi taşeronu kim? Belen İnşaat. Belen İnşaat'ın 2007 yılındaki sermayesi sadece 5000 lira. Buna rağmen 610 milyon dolarlık işin altyapı kısmının resmi taşeronu oluyor. Sihirli bir durum. Aynı zamanda Belen İnşaat'ın benzer iş deneyimi de yok. Buna rağmen Devlet Demiryolları tarafından resmi taşeron olarak onaylanıyor. Genel müdür kim? Süleyman Karaman. 730 günde bitirilmesi gereken iş bitirilemiyor. 1922 gün daha ilave süre veriliyor. Bakanlar Kurulu tarafından ayrıca şirkete işi tamamlaması şartıyla 244 milyon dolar daha ek ödenek veriliyor. Ve şirkete ödenen toplam tutar 847 milyon dolar oluyor. Ancak iş yine tamamlanamıyor ve şirketler bir kurnazlık yapıyor. Diyor ki işin bitirilmesi şartıyla ek ödenek de aldık. İş bitmedi, ne yapalım? İşin kapsamından 200 milyon dolarlık işi, iş kısmını çıkarıyor. Ve böylelikle 200 milyon dolarlık aslında parasını aldıkları yapmayıp proje kapsamı dışına çıkardıkları tutarla ilgili devasa bir yolsuzluğa imza atılmış oluyor. Dönemin genel müdürü kim? Süleyman Karaman. Bu işin maliyeti ve süresi sürekli uzuyor, artıyor. Çünkü yüklenici hatası nedeniyle T26 tüneli adı verilen bir tünelin 1020 metresi hatalı olarak deliniyor. Ve bu nedenle de bir bypass hattı yapılmak zorunda kalınıyor. Bunun için de devasa tutarda bir harcama yapılıyor. T26 tüneli yapılırken imalat hatası yüzünden tünelin tepesinde göçükler oluyor ve AK Parti bir dünyada bir ilki başarıyor. Üstü açık demiryolu tüneli yapıyor. Ve tünel bitmiyor. Yeni bir ihale yapılıyor. İhaleyi T26 tünelinin tamamlanması işini
1020 metreyi hatalı yapan şirketlere pazarlık usulüyle adrese teslim şekilde yine veriliyor. Yani Cengiz, IC İçtaş ve bu kez de Belen İnşaat bu projeyi alıyor. Tutarı 219 milyon lira. Şimdi bu 219 milyon dolar. Bu 219 milyon doların %15'inin nasıl komisyon adı altında transfer edildiği ile ilgili basında yer alan haberlere gelelim. Bakın bu elimde gördüğünüz taahhütname Belen İnşaat'ın ortağının Belen İnşaat'a verdiği, ortağı olduğum Belen İnşaat Taahhüt Ticaret Turizm anonim şirketi Ankara İstanbul arası hızlı tren projesi kapsamında Cengiz İçtaş Belen Adi Ortaklığı çerçevesinde ihale komisyonu olarak Sayın Süleyman Karaman'a ödenmesi gereken ve şahsıma düşen payın 5 milyon dolarını ödemeyi taahhüt ettiğini söylediği evrak. Peki bu evrak sahte mi? Evrakın sahipleri bunu kriminal büroya göndermiş ve kriminal büro detaylı bir tetkik yapıyor ve diyor ki çok kuvvetli muhtemel bu imza Belen İnşaat'ın ortağına aittir diyor. 5 milyon bu rakam Belen İnşaat'ın bir ortağının ödemeyi taahhüt ettiği rakam. Diğer ortağı iki ortaklı 5 milyon dolar da muhtemelen oradan 10 milyon dolar. İki şirket daha var 10'ar milyon dolar oradan daha toplam 30 milyon dolarlık bir havuz komisyon havuzu oluşmuş olma ihtimali belgelerle görünüyor. Şimdi Sayın Süleyman Karaman'ın buraya gelip buradaki araştırma komisyonu teklifimize ben kendime güveniyorum. Güvendiğim için de evet araştırma komisyonu kurulsun. İkinci etap T26 tünelindeki yolsuzluklar bu komisyon alma iddiaları soruşturulsun demesini bekliyorum. Aksi takdirde aritmetik çoğunlukla bu araştırma önergesinin reddedilmesi zımnen bu iddianın kabulü anlamına gelir. Saygılar sunuyorum. Hakkımda yapılan ithamlarla ilgili söz almış bulunmaktayım. Değerli milletvekilleri, gerçekten ülkemizde hızlı tren yapımları ihale kanununun gerektiği şekilde yapılmış, kesinlikle herhangi bir hata olmamaktadır. Burada konuşmacı hızlı trenler yapılırken engelleyemediği bir şeyi yapılıp bittikten sonra engellemenin yollarını aramıştır. Kuvvetli ihtimal belki böyledir. Kuvvetli ihtimal belki böyledir tren çalışıyor. Kuvvetli ihtimal belki böyledir şeklinde ithamlar yapılmaktadır. Bunların hiçbirisini kabul etmiyorum. Eline alıp kürsüde salladığı evraka gelince şahsıma yöneltilmiş olan bu isnat bütünüyle yalandan ibarettir. Hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Haberde bahsi geçen, bir iki gündür haberler çıkıyor. Bahsi geçen ihalenin gerçekleşmiş olduğu gün itibariyle TCD'de genel müdürlüğü görevinden ayrılalı 2 yıl olmuş bulunmaktadır. Dolayısıyla belirtilen tarihlerde ne ihale komisyonundayım ne de demir yolları genel müdürüyüm. Dolayısıyla tarih üzerindeki bu tutarsızlık dahi herhangi başka bir açıklamaya ihtiyaç duyulmadan bu belgenin yalan olduğu bilinmektedir. Değerli milletvekilleri, siz hızlı treni de durduramayacaksınız, TOG'u da durduramayacaksınız, Marmara'yı da durduramadınız, hiçbir şey durduramayacaksınız. Boşuna iftiralarla bir şey olmuş gibi göstermeye çalışmayın. Onun için burada herhangi bir problem yoktur. Ben kendime güveniyorum. Meclis karar verirse bunların hepsini de ben ifade edebilirim. Dönemimde herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Yüce Meclis. Evet. Size sataşma da sataşma yok burada. Abi iftira atıyorsunuz. Hayır, müsaade edin. Bakın, belgelerle yalan belge dediler, doğrudur. Kendisinin genel müdürlük görevinde olmadığı bir dönemin tarihini vererek bir ihaleyi Sayın Karaman'a ithaf etmek istediler. Bu da bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Necdet İpekyüz. Sayın İpekyüz buyurun kürsüye.
Sayın İpek Yüz, kürsüye buyurun. Sayın Yavuz Yılmaz, oturun yerinize. Sayın İpek Yüz, buyurun. Sayın İpek Yüz, buyurun. Sayın Yavuz Yılmaz, oturun yerinize. Yerlerinize oturur musunuz? Yerinize oturur musunuz Sayın Yavuz Yılmaz? Sayın Yavuz Yılmaz, yerinize oturun lütfen. Sayın Karaman, buyurun. Sayın Başkan, baştan başla. Baştan açın. Arkadaşlar, Hatip Kürsü'de. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi... Nasıl yöneteceğimi siz mi öğreteceksiniz bana? Böyle bir şey var mı? Üsluba bakar mısınız? Nasıl yapacağımı siz mi öğreteceksiniz? Nasıl yöneteceğim meclisi? Siz mi ayar vereceksiniz? Geçin yerinize Sayın Milletvekili, geçin. Tekrar başlatın süreyi. Süreyi tekrar açın. Sayın Serter, lütfen oturun yerinize. Bakın Sayın Serter, Hatip Kürsü'de lütfen. Erkan Bey, lütfen. Buyurun.